Bülent Orakoğlu CIA'nin kaşıkçının ölüm emrini MBS verdi tespiti Trump'a rağmen mi yapıldı? 19 Kasım tarihli CIA kaşıkçı cinayetini biliyordu başlıklı köşe yazımızda Washington Post gazetesinin CIA içinde yüksek güvenirliği olan yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Bin Selman'ın verdiğine yönelik kesin tespit yapıldığı haberine dikkat çekmişti. Aynı yazımızda CIA'nin kaşıkçı cinayetinin merkezinde Mossad'la birlikte azmettirici ve planlayıcı bir rol üstlendiğini belirterek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump'ın damadı ve danışmanı Kaşner'ın CIA bağlantılarını deşifre etmiştik. Bin Selman'ın Veliaht Prensi olmasından sonra başlattığı sözde yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınacak prensler, bürokrat ve iş adamlarına yönelik İsim listelerinin ve mal varlıklarını da kapsayan bilgilerle Kaşıkçı'nın da adının bulunduğu bir suikast listesi farklı tarihlerde Amerikan istihbaratı üzerinden Kaşnır tarafından Veliaht Prens Bin Selman'a iletilmişti. Bu iki operasyonda CIA ve Mossad işbirliğiyle planlanmıştı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilmesi sonrasında başlangıçta Trump'ın Veliaht Prens Bin Selman'ın cinayetle irtibatı veya ilişkisi olmadığına yönelik koruma ve cinayeti örtmeye yönelik çabaları, başta Washington Post gazetesi olmak üzere ABD medyası ve siyaset kurumlarında ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Trump'ın son olarak yaptığı yazılı açıklamayla Suudi Arabistan üzerinden Kaşıkçı'nın infaz emrini verdiği Neredeyse kesinleşen veliaht prens bin Selman'ı tam koruma altına alarak Suudi Arabistan'la ilişkilerin devam edeceği, prens Selman'ın da görevde kalacağına yönelik açıklamaları şok etkisi yaratmıştı. Amerika tarihinde bir ilk olarak ABD Başkanı bir gazetecinin hunharca katledilme emrini veren bir katili koruyordu. Üstelik bu kişinin uluslararası mahkemelerde yargılanma yolunu engelleme ve kendisinin Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde yeniden meşrulaşmasının önü açılmak isteniyordu. Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri ve dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren kurumlarının liderlerinin katılacağı zirvede yeniden sahneye çıkacak olan prense en büyük destek ABD Başkanı Trump'tan gelmişti. Siyasi belgelerine göre Kaşıkçı'nın infaz edilme emrini Prens Bin Selman vermişti. Trump bu belgeleri göz ardı ederek CIA'in henüz kesin bir tespiti yok açıklamasını yapmıştı. Ancak Tram son olarak yaptığı açıklamada kendisiyle çelişerek talimatı o Bin Selman vermişse ne olmuş yani? Suudi Arabistan bizim müttefikimiz. Veliaht Prens de yakınımızın damadı Cerit Kaşlar'ın yakını. Onlardan vazgeçemeyiz demişti. Bu açıklama üzerine Washington Post gazetesi internet sitesi başyazısında Trump kaşıkçıya hakaret ve Amerikan değerlerine ihanet etti başlığı atılmıştı. Bu köşe yazısında Trump'ın açıklamalarında kaşıkçı Müslüman kardeşler mensubu, dolayısıyla ölmeyi hak ediyor anlamına gelen ayrıntılar olduğu belirtiliyordu. CIA'in kaşıkçının öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Bin Selman verdi raporuyla Trump'ın yazılı açıklamasında gerçeklerle bağdaşmayan bazı yönler bu köşe yazısında açıklanıyordu bir senaryo göre Bin Selman'ı suçlayan CIA raporundan Trump ve ekibinin haberi vardı. Zira CIA raporu Trump ekibinin bilgisi dahilinde hazırlandı. Trump'a yakın senatör veya devlet yetkilileri Veliant Prensi Kaşıkçı cinayetinden dolayı kıyasya suçlarken Trump Veliant Prensi koruma altına alacak söylemlerde bulunacaktı. İkinci senaryo göre aslında Trump sadece Amerika'ya iş gücü sağlayan silah siparişi sebebiyle değil, esas Orta Doğu'ya dönük hesaplarının merkezine Suudi Arabistan'ı ve Veliaht Prens'i koyduğu için böyle davranıyordu. Damadı Cerit Kaşnar'ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte kotardığı Orta Doğu dengesi içerisinde Suudi Arabistan'ın, daha doğrusu Veliaht Prens Bin Selman'ın merkezi önemi vardı. Bin Selman'a, Arap ülkelerine Netanyahu ve Trump'ın etrafındaki Siyonist, evangelist eksenin hazırladığı yeni Filistin devleti planını kabul ettirme görevi verilmişti. Trump ve Netanyahu tarafından bir saray darbesiyle Suudi Arabistan'ın veliyat prensliğine getirilen Bin Selman, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma projesinde önemli görevler üstlenmişti. Evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlama gibi sapkın düşünce ve inançlarla Armagedon savaşının hazırlanmaları bölgede zaten yok olan husur ve istikrarsızlığı daha da artıracak sanırım.